Sokrates YouTube kanalına hoş geldiniz. İz Bırakanlar programında bu hafta Kerem Bürsin'le beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bir hastalıkla da uğraşıyorsun. Birkaç gündür hatta birkaç haftadır neredeyse. Herkes gibi. Çok geçmiş olsun. Eyvallah. Bu hem hastalıkta hem yoğunlukta çekimlerle devam ediyor bildiğim kadarıyla. Aynen. Geldiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi birazcık aslında bayağı bir geçmişe dönerek başlamak istiyorum. Olur. Harika. Çünkü senin özellikle o çocukluğunun çok farklı ülkelere giderek ve oralarda yaşayarak büyümen hep bir merak konusu. Aha. Ben asıl şunu merak ediyorum orada. Hani o kadar farklı yerlere gidip o süreçte sürekli bir yeri terk etmek zorunda kalıyorsun. Aslında bir çocuk için o yaşlarda ya da zor psikoloji. Ergenliğe doğru giderken hep değil mi? Nasıl psikoloji? Neler hissettin? Neler düşünüyorsun? Ne bileyim ya. Şimdi düşününce İlk başta çok zorlanıyordum. Hep zorlandım. İşte yani bir yeni bir yere taşınıyorsun, alışıyorsun, arkadaşlar ediniyorsun, bir hayat oluşturuyorsun. Sonra işte 3 sene sonra şey oluyor. Tamam, hadi yepyeni bir yer ve bunu habire yapıyorsun. İşte 3 senede bir yapıyorsun. Ortalama bizim için 3 senede birdi. İlk başta yani şey yapamıyordum. Anlam veremiyordum ve şey düşünüyordum, yani herkes bunu yapıyor dünyada. Yani herkes 3 sene bir yerde yaşıyor, ondan sonra başka bir yere taşınıyor. O yüzden şey garip geliyordu bana. Yani yeni bir yere geldiğimde insanların biraz anlamasını bekliyordum ve onlar da aynı durumda olduklarını hep düşünüyordum ama öyle değilmiş. Ama tabii ki de pozitif yandan bakınca çabucak her şeye adapte olabilme, insan tanıma ve şunu görüyorsun, yani nerede yaşarsan yaşa, farklı kültür olsun, farklı herhangi bir şey olsun, günün sonunda insan biraz aynı ya. Yani o insan kodları çok değişmiyor. Ki çok farklı yerlerde bulundun. Evet. Buna rağmen mi öyle düşünüyorsun? Evet. Yani onu görmeye başlıyorsun. Yani aslında tam yani atmosfer değişik olabilir ama insan değişmiyor. Yani o farklılıklar bizi korkutmamalı. Tabii. Tabii yani zaten işte yani onu genç bir yaşta zaten çözünce sanki hayat biraz daha bir kolay oluyor. Yani benim için çok pozitif şeyler kattı. Dediğim gibi adaptasyon olsun, insan anlamı olsun ve daha ziyade açık olmayla alakalı çok önemli şeyler kattı bana. Mesela orada adaptasyon dedin. Onunla da ilgili soracaktım çünkü. Yani mesela her yere gittiğinde ilk başta nasıl iletişim kurman gerektiğiyle ilgili bir tecrüben oluyordu artık, tabii, değil mi? Tabii. O deneyimi mesela geliştiriyor muydu? Kendine farklı yöntemler buluyor muydu? Oluyordu. Yani şey oluyordu bile. Okey, tamam, ben bu hayatta hatalar yaptım. Şimdi yeni hayatta bunları bir daha yapmayacağım falan filan. Yani hep bir reset tuşuna basabiliyordum. O biraz ilginç oluyordu. O dönemle ilgili bir not almıştım. Bir yerde en yakın arkadaşım hep ablam olmuştu. Evet. Diye bir cümlem var çünkü. Evet. O zaman aile bireyleriyle olan ilişkin nasıldı? Mesela işte bir yere alışıyorsun, tam alıştığın zaman gidiyorsun. Babanın işiyle ilgiliydi galiba, değil mi? Aynen. O dönemi biraz o aile bireyleriyle ilişki açısından da biraz anlatma şansın oldu mu? Ya çok önemliydi. Yani bence yani şimdi yani şu yaşta daha da iyi fark edebiliyorum ki hepimizin birbirimize ihtiyacı vardı. Annemin de bize ihtiyacı vardı, babamın da. Yani o yüzden dördümüz hep yakındık. Çünkü günün sonunda şunu biliyorduk. Yani tamam, yeni bir yerdeyiz ama bu değişecek. Başka bir yere taşınacağız. O yüzden yani sadece biz varız. Yani esas da. Yani o yüzden iletişimimiz hep açıktı birbirimizle. Hep yakın olduk. Ve aynı zamanda şeye çok önem verdi annemle babam. Yani o kültürün farklılıklarını görmek, anlamak ve adapte olmak, saygı duymak. Ondan sonra başka bir yere taşınınca, bak oğlum bu orası gibi değil, şöyle. Kendine yani, ait belki gelenekleri var orada. Tabii, ve yani bir çocuk olarak da merak ediyorsun. Peki yani şey diyorsun, neden yani, anlatabiliyor muyum? Yani bir nasıl bir Abu Dhabi'den Texas'a taşındık mesela. Şimdi ikisi çok farklı. Nasıldı o mesela o geçiş? Böyle hatırlıyor musun? Onu hatırlıyorum. Amerika'ya biz 2000'de taşınmıştık. Benim için çok zordu çünkü artık şeyler başlıyor yani
ev dışındaki hayatın başlıyor o 11, 12, 13 yaşlarında. O yüzden o zordu. Daha bir bireysel bir hale geliyorsun. Bir takım şeylerin var, onlar yani artık olmayacak. Yeni yere geçince o yani zor ya. Alışma süreci zor oldu ama şey oluyorsun hani bir anlam verebiliyorsun, kondurabiliyorsun. Amerika'ya ilk gittiğin Texas mıydı peki? Gittiğin evet. Nasıl hissettin? Ben de çünkü mesela ilk Amerika'ya gittiğimde Texas'a inmiştim. Aha. Daha farklı gelmişti. Çok farklı. Hani kültürel adaptasyon dediğin için söylüyorum. İlginçti. Yani şimdi bence Texas herkesin hayal ettiği bir Texas değil. Yani duyduğumuz Texas falan filan. Daha ziyade şey... Şehir çok... hangisiydi? Houston'daydım. Sugarland. Sugarland. O da çok ilginçti yani. Sugarland gibi bir yere taşınacaksın. Sugarland'de yani tam anlamıyla şeker bölgesi mi? Aha, evet. Şeker toprakları. Ya şeker, şey. Aynen şeker toprakları. İlginç ya yani Texas, şunu görüyorsun. Ben Texas'a ilk taşındığımda onu da net gördüm. Yani okey dedim yani bayağı her şey yapay. Yani oradaki göl yapay. Oradaki binalar bir senelik, iki senelik falan filan. Yani bilmiyorum Türkiye gibi bir yani işte İstanbul'a her yaz gidip geliyorduk. Türkiye zaten yani ailem, herkes, her şey Türk. O yüzden bir tarih olsun, kültür olsun, habire evde görüyorsun bunları, anlıyorsun, öğreniyorsun. Ha, tamam yani bizim soyumuz, bizim köklerimiz işte ta nerelere kadar uzanıyor ama Amerika gibi bir yerde o çok yok. Yani onlar bir 200 senelik bir tarihten bahsediyorlar. Doku yok diyorsun değil mi? Yani o, çok bir ruhu yok. Anlatabiliyor muyum? Daha çok yeni bir ruh. Hala bir yere kondurmaya çalışıyor kendini ki görüyoruz onu. O sorunlarından, sıkıntılarından onu hala anlayıp görebiliyoruz ama ilginç bir yer. Texas çok ilginç bir yer ama seviyorum. Şimdi Texas, üzerine Boston ve Los Angeles üçgeni var. Evet. Çok hani farklı aslında. Evet. Özellikle Boston Amerika'da değil mi? Kuzeybatı Amerika ile beraber iyi. Daha kendine özgü yapısı aynen. olan yerlerden bir tanesi. Daha Avrupa'yı. Şimdi oraya gidiyorsun ve orada önemli bir eğitim alıyorsun. O dönemi biraz anlatabilir misin? Çünkü Boston'da biraz program öncesinde konuşuyorduk. Özellikle sporla olan alakan da farklı bir noktada oluyor. Tabii. Hem Celtics hem Patriots açısından. Aha. Şöyle, spor hep hayatımda vardı. Yani şey lisede bayağı bir sağlam bir yüzücüydüm. 100 metre kelebekte birkaç rekorum vardı. Ondan sonra şey konuşuluyordu acaba... Olimpik gençler olimpik takımına katılsa mı falan filan ama bayağı şey yani yani öyle bir şey ki yani sabah 4'te başlıyorsun okul bittikten sonra ona gidiyorsun yani hayatın o spor oluyor yani ne yapıyorsan yüzmenin ya. Şeyi de çok sert tabii takım çok yani. Çok evet. Çok o ondan sonra şey müzik girmişti hayatıma. Biraz yüzmeden uzaklaşmıştım. Sonra Boston'a taşındığımda üniversite için lacrosse oynamaya başlamıştım. Lacrosse çok farklı bir spor. Muhtemelen bugüne kadar oynadığım en tehlikeli sporlardan biri. Yani her açık hava mıydı, salon muydu? Açık hava. Açık hava. Ki Boston yani Boston soğuğunda falan filan hiç çekilmiyordu. O sopalar bayağı demir gibi oluyordu ucu ve ucu fileli sopalarla oynuyor. Aynen. Ve bayağı birbirine vuruyorsun, topu yakalıyorsun, topu şey yapmaya çalışıyorsun. Ya şey, aynen lacrosse çok ilginç bir spordu. Orada şeye biraz girmiştim. Yani bu sporun başlangıcı Kızılderililer neden yapıyorlardı, nasıl yapıyorlardı? Bayağı böyle iki günlük süren bir şeydi onlar için ve yani günün sonunda kazanan takım öbür takımı öldürüyor gibi bir spordan bahsediyoruz. Onunla ilgili bir hikaye hatırlıyorum. Galiba Avrupa'dan gelen misyonerler oynadıkları o ahşap şeyi haç olarak görüp lacroix yani şeyden. Haça benziyor. Lacrosse ismi oradan geliyor. Aynen. Tamam. Aynen. Ama şey güzeldi yani Boston tam bir spor şehri yani Celtics'i var, Patriots'i var, özellikle o yüzden sordum, Red Sox'ı var yani o yüzden her sezon yani şey her ayrı sezonu farklı güzeldi yani bir Amerikan futbol sezonu başlıyordu, basket sezonu başlıyordu, sonra beyzbol sezonu başlıyordu ve adamlar hep şeydi yani zaten şehrin bütün takımları successful bir takım olduğu için
rahattı. Güzeldi ama. Eğlenceli de o şeylere gitmek ama ben yani bilmiyorum yani onu düşünüyorum. Ben seyirci olmayı çok sevmiyorum. Hele spora gelince. Yani anlatabiliyor muyum? Yani daha ziyade yani ben orada olayım daha şey olacağım. Hiçbir yani. Şey sevmiyorum. İzlemeyi çok sevmiyorum. Yapmayı daha çok seviyorum. Futbolda onu demem. Futbolu izlemeyi seviyorum. Futbol çok oynayamadığım için. ama şey. Aynen. Peki bu ilginç bir cümleydi. O yüzden mi oyuncular geçiş oldu? O dönem çünkü oyuncular geçiş peki nasıl oldu? Lisede oldu. Lisede mi oldu? Çünkü bildiğim kadarıyla o dönemde bir senaryo yazma çalışmalarınız da oluyor galiba. Tabii, üniversite zamanı. Ondan önce tiyatroyla mı ilgili başlıyor? Hep tiyatroydu. Nasıl başladı? Şöyle... Ya spora bu kadar ilgi duyarken bir yandan da yani yüzerken bir yandan da oyunculuk geçişi var çünkü. Bence bir sporcu olmanın ve bir takımın bir parçası olmanın sana kişisel anlamda kazandırdığı çok şey var. Yani birey düşünmüyorsun, biz düşünüyorsun. Bizin önemini görüyorsun. Bir ansambl oluyorsun tiyatrodaki gibi. Ve birkaç arkadaşım tiyatro yapıyordu ki hep ilgim vardı sahneye. Yani çocukluğumdan beri işte o minik etkinliklerde hep falan filan yer alırdım, rol alırdım. Hiçbir zaman ciddiye almazdım ama. Sonra bir 11. sınıfımda bir tiyatro dersim vardı mecburi. Ve oradaki işte tiyatro hocam bir gelmişti bir şey demişti yani bak yani sende bir şeyler var bence sen bir spora bir şey yap bir bırak biraz gel bizimle tiyatro yap. Ben de yani okey dedim deneyelim yani o benim hayatımı değiştirdi çünkü zaten çok ciddi koşullarda çalışıyorsun işte anlattığım gibi nasıl yüzmede sabah 4 falan filan yani tiyatroda da öyleydi yani bayağı işinmiş gibi. Tam bir okul var ama okuldan sonra işte bunu yapacaksın, şunu yapacaksın falan filan derken ben orada biraz şeyi anladım. Yani bu olayın disiplinini, bu olayın ciddiyetini ve aynı zamanda psikolojisi. O zaman yani şey oldum. Yani hem biraz psikolojiyle şey yapmaya başlamıştım. İlgilenmeye başlamıştım. Çünkü daha da anlamak istedim. Yani şimdi bu herif atıyorum yani kahvesini içmeden önce burayı sildiğinde niye siliyor? Şimdi onu düşün ve bir şey yarat. Yani büyük bir şey gelmişti. İlham gelmişti şey anlamında, yaratıcı anlamında. O yüzden hoşuma gitmişti ve detaylara odaklanmak. Ve detaylara odaklanmak ve aynı zamanda o detayları bir anlam kondurmak. Anlatabiliyor muyum yani? Çok iyi. Evet, o yüzden şey hoşuma gitmişti. Yani onu biraz demek istedim röportajın başında. Yani bir okula giriyorsun ve bir şey anlayabiliyorsun. Ha okey tamam popüler çocuklar, nerdler, kaykaycılar falan filan. Başka bir ülkeye gidiyorsun. O matematik aynı. Ha okey popüler çocuklar, kaykaycılar, nerdler. Anladın mı? Yani hemen şey yapabiliyorsun ve çözebiliyorsun. Çok iyi ya. Peki şimdi bu sohbet ağzına sağlık var. Çok güzel anlattın. Oradan Los Angeles'a uzanmak istiyorum. Boston'dan Los Angeles'a. Okay. O geçiş ve Los Angeles oyunculuğa gidişte en kritik dönem miydi? Yani tiyatro dönemi işte hocayla beraber oyuncu analizi. Tabii. Ondan sonra analizi. İşte şey Boston'a hem oyunculuk hem tabii ailem biraz bu konuda biraz engeldi oyunculuk. Çok şey yapamadılar. Ki haklılar yani şey dediler yani bir kariyerin olsun, bir hayatın olsun. Yani tam oyunculuk yapmak istiyorsun da bu kadar kolay bir şey değil. Hele yani sürünmemek mümkün değil falan filan. O yüzden o aralar şey pazarlama da çok reklamcılık o konular çok hoşuma gidiyordu şey anlamında. Gene bir analiz var, gene bir psikolojiyi anlama durumu var. Çünkü sen bir ürünü nasıl satacaksın birine ve nasıl şuna inandıracaksın, öncelikle nasıl algısını yöneteceksin ki evet bu bardak sende değilse o zaman sen gerçekten dünyanın en büyük loser'ısın.
Yani şimdi sen bunu yaratabiliyorsan bir kişinin düşüncesinde o zaman başarmış oluyorsun. Ama yani o kısımları benim çok ilgimi çekiyordu. O yüzden üniversiteye şey için gittim, double major gittim. Önce marketing için gittim, sonra oyunculuk da develop etti. Ama full tiyatroydu. Sonra ikinci sophomore 10. sınıftan sonra şeye karar verebiliyorsun oyunculukta. Sahneyle devam mı edeceksin veya kamera önü mü olacak? O dönemde de kamera önünü merak ediyordum. Yani farklı bir oyunculuk, daha değişik bir oyunculuk sahneden. O yüzden 10. sınıftan sonra 11 ile 12 şeyde geçti, kamera önünde geçti. Anlama, işte şey hareketlerini büyütmemek, kameraya nasıl oynarsın. Şimdi Amerika'dan sohbet ediyoruz ama sadece o dönemi kastederek sormuyorum ama genel olarak işte Boston dedik, Los Angeles dedik, ondan önce Texas dedik, farklı ülkeler dedik. Bir de sonra Türkiye geliş var. Bu dönemde senin için iz bırakan biri, bir an veya bir olay var mı ya da izlediğin bir şey, herhangi bir şey seni farklı bir yöne doğru götüren? Var. Şöyle birkaç hayatıma birkaç kişi girdi belli noktalarda ve onlar çok güzel yani şey akışı çok güzel yönlendirdiler diye düşünüyorum. Kaç daha lisenin başındayken bizim şey Amerikan futbol koçu Richard Lazzaro diye bir adam bayağı bir hayatımı değiştirmişti şey anlamında. Bu Richard Lazzaro benim ve birkaç arkadaşımı şey yapmıştı. Bir gün bir kenara çekmişti ve şey demişti. Yani bakın siz günün birinde bu okulda lider olacaksınız yaptığınız şeylerle. Ama nasıl lider olmak istiyorsunuz? Bunu tam anlamamıştık bence şey yani daha çok küçüktük ve gençtik ve şey demişti yani yani şeyi anlatmıştı çok güzel yani bu hayat sizin hayatınız bu hayat bir daha gelmeyecek. O yüzden siz şimdiden yönlendirmeye başlarsınız hayatınızı nasıl bir insanla nasıl bir insan olmak istediğinle alakalı. O zaman ileride çok kazanacaksınız. Kararlarınızı şey ona göre vermek. Tabii. Ve orada daha ziyade şeyi anlatmıştı bize. Yani bunun yani hiçbir şeyin telefonun hiçbir önemi yok. Materyal. Daha ziyade bunun ve bunun çok önemi var. Ve sen bunu ve bunu ne kadar çok beslersen istediğin şeylerle ona göre zaten bu ve bu ve her şey onlar oluyor. Ona göre zaten yönlendirilecek ve o çok ilginç gelmişti bana. Zaten çocukluğumda annem ve babam bu tarz konulara çok şey dikkat ve önem verirlerdi. Şey yani yardım etme konusunda yani sen iyi bir pozisyonda olabilirsin ama bencil olmamak ve yani şey yani bu hayat sonuçta ve bu hayatı paylaşıyorsun o yüzden sende ne kadar varsa o kadarını da vermek ki onda da o kadar olsun onda o kadar olursa belki yani sana bir faydası falan filan yani anlatabiliyor muyum? Bir röportajında bir cümle söylemiştin onu söyleyeyim sanırım bundan bahsediyorsun. İdeal adam olmak belki de sadece benimle, başarılarımla ilgili değildir. Hı hı. Hayat sadece benimle ilgili değil çünkü. Başkalarına yardım etmek, birilerinin mutluluğunu, sağlığının, başarısının yardımcısı olmaktır. Hı. Belki de. Beni ideal adam yapacak olan şey bu. Ben her zaman vermekten yanayım, evrenin bana verdiklerini geri vermekten yanayım demiş. Bu, yani, bununla alakalı. Yani, bu felsefeni aynen, açmanı bu, rica edecektim ama zaten anlatmış oldun sanırım. Bu aynen yani bu şey, dediğim gibi işte annemle babam bu felsefeyi çok şey yapardı, önem verirlerdi. Ve hep onu gördüm zaten onlardan. Hep bir yardım etmek, bir vermek ve bu sırf yardım etmek için yani amaç sırf o değil yani daha ziyade o bir sorumluluk. Yani şey değil hadi ben yardım ettim şimdi güzel ilahi puanlar bana gelsin değil yani anladın mı? Tabii. Bir aslında bir niyetin olmaması lazım. Evet, karşılıksız bir yardım bu. Çünkü bir enerji meselesine geliyor günün sonunda ve yani bilmiyorum ben ne zaman birine yardım etsem çok daha mutlu oluyorum, çok daha iyi hissediyorum ve şey yani bu paylaşmak. Yani bence bu bir hayat temeli. Peki sorumluluktan bahsettin demin. Hı hı.
Nasıl Türkiye'ye geldin? Oyunculuk hikayesi içerisinde nasıl o karar verildi? Sonuçta senin kendi aldığın bir sorumluluk olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü öbüründe hep aile bir yere gidiyordu ve sen gitmek durumunda kalıyordun. Ama bu sefer sanırım kendin mi karar vermiştin Türkiye'ye gelmeyi? Ya biraz yani o şey... şöyle... Türk'üm diyorum ve Türk olduğumu hissediyorum. Hı hı. Ama yani günün sonunda düşününce... Türkiye'de çok zaman geçirmediğimi düşünüyordum ve yani acaba insanlara evet ben Türk'üm, ben Kerem'im falan deyince biraz şey mi, çok bir doğruluk payı yok mu yani çünkü şey... Altını tam dolduramadım. Tabii yani şeye geliyordum yani tam Türkiye'de büyümedim, çok farklı ülkelerde büyüdüm ve bu ülkelerdeki yaşadığım tecrübeler falan filan beni ben yapan şeyler. Tamam yani annem, babam, anneannem, büyük babam, dedelerim falan filan herkes Türk olabilir ama beni aynı zamanda Türk yapacak olan şey Türkiye'de yaşamam ve o kültürü içime çekmem, hissetmem, anlamam. Yani ve günün sonunda şuna geliyordum yani eğer ben bunu insanlara söyleyeceksem Amerika'da ya da işte bir audition'da o zaman bir gerçeklik payının olması lazım. Yani sırf pasaporttaki yazan şey değil. Yani daha ziyade bunu yaşamak ve anlamak lazım. Ve biraz hızlı oldu. Şey çok yakın, çok en yakın arkadaşımı kaybetmiştim o dönem. Ve orada şey fark etmiştim. Amerika'da. New York'taydı, bir bisiklet kazası geçirmişti ve eyvallah orada şeyi fark ettim yani bir dakika dedim yani hayat çok kısa, her an herhangi bir şey olabilir ve bu hayatı günün sonunda kendim için yaşıyorum. O yüzden evet böyle bir soru işareti varsa Türk olmak ne demek ya da Türkiye nedir, Türkiye'yi yaşamak, o zaman şey dedim yani hiç düşünmeden bunu yapmalısın. Ve orada olay olduktan sonra hemen her şeyimi sattım. Askere gitmem lazımdı. Kapattım her şeyi. Askere gittim. Bedelli yaptım. 3,5 hafta Burdur'da. Ondan sonra burada biraz kaldım. Tabii ne yapacağımı çok bilmiyordum. O dönem aynı zamanda şeyi sorguluyordum. Yani oyunculuk devam edecek mi, yapacak mıyım? Derken bence zaten bu sorgu dönemleri hayatta çok önemli. Ve yani daha ziyade biraz şey yapmak, yani yapmaya inanıyorum. Biraz durup hayatın verdiği mesajlara odaklanmak. Bir adım geriye atıp yani biraz bakmak. Yani biraz şey bırakmak. Yani Bruce Lee'nin dediği gibi yani su gibi olmak. Hmm. Yani anladın mı? Yani biraz akışa bırak. Hayat da yaşıyor seninle. Aslında ve o da seninle belki iletişim kuruyor. Evet. Yani şeyi hiç unutmayacağım. Bir gün çok kötü bir dönemden geçiyorum Los Angeles'ta ve yani gene ve bence bir oyuncu olarak bunu yani sadece oyunculuktan örnek verebilirim. Yani ben çok yaşadım. Sürününce ya ben bunu bırakayım mı artık yani olmayacak galiba ya da olacak. Yani bir hep bir şeye tutunmaya çalışıyorsun. Çünkü somut bir şey yok elinde. Bir yanda çaresizlik yani, var, bir yanda umut var. Tabii ki de yani çünkü şey diyorsun tamam gene olmadı, gene olmadı, gene olmadı. Yani hep hayır cevabı, hayır, 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 hayır. Yani şey diyorsun o zaman gerçekten galiba hayır. Galiba ama olmayacak. Zaten olay bir evet'e yani bakmıyor mu? Yani anladın mı? O zaten o bir evet geldiğinde bir ton şey değişebilir. Ve... ben hep onu düşünüyordum yani olabilir yani hayırlar gelebilir ama bir gün inşallah evet de gelecek ve her şey değişecek ama tabii yıpranıyorsun o süreçte. Tabii ki. Neyse gene o dönemden geçiyorum ve yeni bir hayır gelmiş çok heyecanlandığım bir şey için. Ve şeye gideceğim bir eczaneye gideceğim her gün gittiğim bir eczane evimin tam dibinde orada bir takım şeyler alacağım falan filan eve geri gideceğim. Neyse gene işte böyle depresif bir modda gittim eczaneye ve bir kadın hep çalışırdı, Alice diye bir kadın. Alice yok, başka bir kadın var ve hayatımda görmediğim bir kadın. Allah Allah diyorum Alice nerede falan filan. Neyse aldım eşyalarımı, kasiyere götürdüm. Sonra kadın baktı bana şey dedi, ya sen ne güzel gülüyorsun. Allah Allah dedim, teşekkürler falan filan. Sen oyuncu olmalısın falan dedi. Dedim yani ne ilginç yani hiç görmediğim, tanımadığım, konuşmadığım bir kadın
tam da şeyi düşünürken, yani ben bu olayı bıraksam mı bırakmasam mı düşünürken oyuncu ol diyor bana. Yani şimdi sen, yani şimdi şöyle algılayabilirsin. Aa, okay, tamam, neyse, bla bla bla. Ya da şunu da algılayabilirsin. Ay be, yani tam bu sırada geldi. Tam buna ihtiyacım vardı ve evren bunu bana verdi. Biraz sanki kontrolü bıraktığında daha da kontrole giriyor her şey. Yani şey gibi, yani bir araba kazası yaparken hani de ederler ya, direksiyonu kontrol etmeye çalışma, ya da jiu-jitsu da gibi. Evet. Yani o enerjini, o gücü kontrol etmeye çalışma. Yani zaten biraz o yöne gidecek. Bırak. Evet. Ondan sonra o fırsatı yakalayacaksın ve kontrol edebileceksin gibi. Evet, evet, bu akan nehir ve sen o akan nehrin yönünü değiştiriyorsun. Yani. Aynen. Peki Türkiye'ye geldin. Akabinde eminim farklı kültürel, senin için entegrasyon sorunları demeyeyim de dönemi olmuştur diyeyim. Mesela orada özellikle kadınların ve erkeklerin kimi davranışını anlamakta güçlük çektiğinden bahsetmiştin birkaç röportajında. Evet. Peki bu hala devam ediyor mu, yoksa alıştın mı? O davranışlarla ilgili neler düşünüyorsun, ya da o iletişimle ilgili diyeyim, iletişim frekansı mı desem daha doğru olabilir belki de. Maalesef ki eskisi kadar göze batmayan şeyler oluyor. Maalesef. Yani demek ki bir takım şeylere alışıyorsun ister istemez. Ama ilk başta bir sürü şey çok göze batıyordu. Hele bu kadın meseleleri. Yani büyük bir haksızlık olduğunu görüyordum. Bu ülkede bir kadın olmak çok zor bir şey olmalı diye çok düşünüyordum. Sonra şey konuşması da yaptın. Dizilerde kadına şiddet. Hani sonuçta orada birçok şey konuşuluyordu ama o konuşulmuyordu. Sen ondan bahsettin. Onu çünkü yani... O da onunla alakalıydı diye tahmin ediyorum. Evet. Ya tabii. Yani çünkü yani tabii o zamanlar şey değildim, yani bir tanınmış bir oyuncu falan filan. Hiç öyle bir durumum yoktu. Ama çok çok rahatsız etmişti beni. Bir ton şeyi göstermiyoruz ama yani evet, bir kadını bir et parçası gibi gösterebiliyoruz. Ondan sonra şunu diyorsun, yani okey tamam, ben anlayabiliyorum neden o metrodaki herif bunu hakkıymış gibi yapabildiğini. Normalleştiriliyor. Yani çünkü şey, yani izlediği şeyler, gördüğü şeyler... yani tamamen bunları destekleyen şeyler. Yani bariz desteklemese bile bir köşede şey diyor, it's okay diyor. Yani o bir kadın diyor. Yani o ne demek ya? Yani o ne demek ya? Ama bu sadece Türkiye'nin sorunu değil ki. Yani bu bir dünya sorunu. Evet. Ve yani ona daha tepkim şu aralar daha ziyade ona. Yani tam güzel bir Me Too movement oldu Hollywood'da onu falan filan ama yani daha yeni mi oluyor ya? Yani 2018, 2019 olmuş. Bu 2017 değil mi? O 2017'di galiba Me Too movement başladı ama yani 2017 ya. Harvey yani, Weinstein olayıyla işte. Aynen, yani ne diyoruz ya, yani utanmamız lazım. Yani hepimizin utanması lazım. Yani yok positive masculinity falan filan, bunlar yani affedersin de bunların keşke yani 1930'larda çözmüş olsaydık. Evet. Ki sanki o dönemde gentlemanliğe ait bir takım şeyler vardı. Yani anlatabiliyor muyum, onlar da yok oldu. O yüzden yani bilmiyorum ya, yani şey ama hala doğru bulmuyorum, yani bir dizilerin şey, yani şey olması lazım bu konuya. Ve yani şey demiyorum, yani burada ben burada tamamen insan hakkından bahsediyorum. Yani günün sonunda çünkü kadın bir insan ya. Yani kadın hakları demek de bana göre biraz seksizmi hala şey destekleyen yani bir şey. Hakları ayrıştırmak değil de yani insan hakkı bu. İnsan hakkı bu. Yani kadın hakkı insan hakkı demektir. Burada bir not almıştım. Yani güçlü bir sosyal bilinç, özellikle çalıştığın ortamlarda etrafındaki insanların adil hak edişlerine karşı da bir hassasiyetin olmasıyla da alakalı bir not almıştım. Yani sadece eşitlik hakları işte cinsiyetler arasında değil de oradaki işte hak edişler üzerinden de geliyor. Demin sen hak ediş dediğin için soruyorum. Hı hı. Bunun üzerine mesela şimdi dizi film sektörü Türkiye'de çok da tartışılıyor son dönemde. Bununla ilgili, gelecekle ilgili bir planın var mı? Yani böyle bir ortamda devam etmek mi, yoksa bu ortamı düzeltmek için bir şeyler yapmak meselesi üzerinden soruyorum. Yani şöyle,
şimdi piyasadan bahsediyorsak dizi, sinema, tiyatro, yani bizim oyuncu piyasasından. Yani. Tamam. Genel ya da... Yani piyasadan bahsediyorsak yani sonuçta ben bu piyasadan bir bu ağaçtan meyve yani ekmek yiyorum yani besleniyorum bu ekosistemden. Ve yani bence herhangi biri bir ekosistemden besleniyorsa o zaman onu da beslemek zorunda ki beslenmeye devam etsin. Ve bu sadece oyuncu değil, bu yapımcı da böyle. Yani herkesi yukarı çekeceksin ki ekosistemde. Ekosistem yok. Hayır, yani ekosistemden sadece alırsan ve kendini beslersen, sadece alırsan ve kendini beslersen ve ondan sonra yönünü değiştirip tamam ben bu ekosistemden beslendim, devam edeceğim, devam edemezsin. Çünkü kimse ekosistemi beslemiyorsa o zaman şu anki düştüğümüz hale düşeriz. Ki şu an piyasa çok parlak bir durumda değil. Çünkü beslenmemiş bir ekosistem var. Yani o yüzden ben 2 sene önce yapımcılığa biraz kaymak istedim ki bu ekosistemi biraz beslemek lazım. Bu bir ton şey demek. Yani keşke bir kurum olsa yapımcıların hepsi... Ya bu bir kişinin yapacağı bir şey değil. Ya zaten ya, hiç kimse bir tek başına hiçbir şey yapamaz. Yani işte o biz mantığı, sporda da bir biz mantığı var, tiyatroda da bir biz mantığı var, sinemada da aslında bir biz mantığı var. Çünkü oyuncu hiçbir şeyi tek başına yapamaz, yönetmen hiçbir şeyi tek başına yapamaz. O ışık tek başına burada dursa zaten neye ışık yaptığı belli. Yani her şey birbiriyle bir olabiliyor. Yani o yüzden biz mantığı çok önemli. Yani isterdim ki yapımcıların hepsi tamam yani ben bu ekosistemden şu kadar para yaptım. Okey. Yani demek ki bunun %5'ini her yapımcı ne yaptığın önemli değil. Bir şey yaptıysan, bir şey aldıysan ekosistemden o zaman %5'i mi, %10'u mu, %15'i mi neyse geri vereceksin ekosisteme ki o hala o ağacı beslesin, meyveler üretsin, insanlar daha da beslensin ve daha bir büyük ve bir şey bir sistem olsun. Ama şu an biraz çürüyen bir sistem, biraz suyu kalmayan bir sistem olmuş. Yani anlatabiliyor muyum? Yani öyle görüyorum. Yani Giving Tree diye bir şey vardır, şiir vardır. Shel Silverstein'in çocuk kitabı. Ama o kadar önemli bir ders veriyor ki. Yani zaten Giving Tree, veren ağaç. İşte çocuğa veriyor, 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 veriyor. En sonunda çocuk ağacı kesiyor ve verecek bir şey kalmıyor. Çocuk da yani en sonunda ama yani ama ağacın derdi ben sana vereyim, ben sana vereyim ama yani beslemek zorundasın. Çok güzel. Ya. Şimdi Türkiye'ye geldin, işte konuştuk ama işin Türkiye'nin sosyal medyası da var. Orada bullshit olayı var. Onu şöyle soracağım sana. Hani oradaki cevabındaki bir acil eyleme geçme içgüdüsüyle sanki böyle biraz dolu gibi hissettim orada. Bu frenliyor mu yoksa hani örnekler üzerinden sonuçların ne oldu? Mesela bullshit anladığım kadarıyla daha pozitif bir örnek oldu ama bir o örnekten açarak Türkiye'de bununla ilgili yaşadığın deneyimler var mı başka örnekler? Ya yani bu tip iletişim sonuçta sen orada Türkiye'de olmayacak kadar çok nasıl desem açık, net ve berrak bir iletişim kurdun. Bizde Türkiye'de çok alışıldık bir konu değil ya bu genelde daha böyle bunlar böyle PR açıklamalarıyla tabii, falan yapılır. İşte bir metin yayınlanır. O açıdan soruyorum. Ya ben bilmiyorum ya yani şey sorgulamayı zaten bence olayımız hep soru sormalıyız yani her şeyi sorgulamalıyız yani bu bizim en doğal hakkımız o yüzden de şeyi sevmiyorum şey cevabını yok öyle yapmayalım çünkü hiç kimse öyle yapmıyor o yüzden böyle yapalım herkesin yaptığı gibi daha doğru olur. Ya tamam herkes öyle yapıyorsa ve zaten bu durumdaysak o zaman herkesin yaptığı doğru değil. Senden önce geleni kabul etmemeli. Ya hayır yani okey onlar yapabilir öyle yani okey belki öyle yapmak istiyor önemli değil ama neden böyle yapmıyoruz? Her zaman yani neye göre böyle yapmıyoruz? Yani neden? Yani denesek ne olacak? Ya da yani o yüzden o biraz şimdi yani bir saçma sapan yani şu, zaten sosyal medya
Sosyal medya. Zor da bir ama. Ya hem bak yani şey. Şu yani an oradayız. Pozitive olan bir şey. %100. Yani ben mesela acayip sanatçılarla tanışabiliyorum. Son dönemde dijital sanatçılarla. İşte Hayatin Evreni mesela. Acayip bir dijital sanatçı bu herif. Ve evet, yani sosyal medya sayesinde tanıştım. House of Mat var bir tane. O da yıkılıyor. Hı-hı. Ve çok cool. Yani ben de onlara destek olmak istiyorum. Ya da ona destek olursun. Ya da birinin kan bağışına ihtiyacı vardır falan filan. Ya da köpekler dışarıda kaldı. Bu konuda sosyal medya efsane bir şey. Aynı zamanda iletişim konusunda doğruyu çıkarmak. Ama maalesef çok çok ince bir çizgi. Ve öbür tarafı da çok sakat. Ne kadar pozitifi varsa o kadar negatifi var. Gazetecilik, magazincilik, neyse bunlara elbette çok saygı duyuyorum. Ve elbette bir pazarı var bunların. Ama şunu isterdim ve rica ederdim ki yani bir takım şeylerin değerlerini kaybetmeyelim. Meslek, bir meslek sahibi olmak değerli bir şey. Ne yapıyorsan yap, önemli bir şey ve değerli bir şey. Yani o yüzden onu hakkıyla yapmak lazım. Zaten bir yalan söylemek, herhangi bir şeyin içinde yalan varsa zaten hakkıyla yapılan bir şey değil. Ve o, bilmiyorum yani, bu kadar basit bir şey çıkarılabiliyorsa o zaman yani bilmiyorum, bence bu kadar basit de bir cevabı olabilmeli. Yani işte soruyorsun menajerine, şeyine, ben bunu okudum ve ben bunu diyeceğim. O, hayır, sakın bir şey çıkarmamız lazım falan filan bir şey diyorsun. Bir dakika, o kadar özen göstermiyor. Yani anlıyorum senin bu, ama neye göre, niçin, neden? Yani ben hayır, yani ben net olmak istiyorum. Yani bullshit. Yani yazdığı şey bullshit. evet. Ve direkt ona iletiyorsun. Ve yani bunu aynen, yani öyle bir dönemde yaşıyoruz. Belki eskiden bu böyle değildi. Hemen bullshit dediğinde herkes duymayacaktı ama yani evet. Yanlış yani, bullshit. Artık Amerikan başkanı da tweet atarak her şeye haber veriyor. Yani. o raddeye geldik. Maalesef. Peki şimdi sosyal medya dedik. Ben mesela Instagram'ına senin baktığımda, ki daha önceden takip de ettiğimden biliyorum. Boks mevzusunda özellikle bu şehir arkandan gelecekle beraber gelen bir işte Muhammed Ali tişörtlerin falan çok güzeldi bu arada. Eyvallah. Roots of Fight. Hep hani sonuçta aktörlük çok ciddi bir zaman alan bir mevzu. Ve onun içinde kendine de bakmaya çalışıyorsun. Ve bir yandan da bir sporla ilgili farklı bir ilişkin var. O düzen nasıl gidiyor? Mesela onunla ilgili şeyler duydum işte, hemen geliyor musun uçaktan inip hemen spora gidiyor musun? Bu bir bağımlılık mı görüyorsun, yoksa senin için bir beslenme yolu mu? O spor sürekli hayatın içinde olması. Beslenme gibi. Yani şey... yani bilmiyorum, bence insanların kendilerine zaten zaman harcamaları çok önemli bir şey. Psikolojinin için, bedenin için. Şey de öyle bir şey ya, dua etmek. Yani içselleşiyorsun ve bir daha üstün bir şeyle bir connection, bir enerji kuruyorsun. Bu kaotik yaşam içerisinde kendinle kalıyorsun. Çok önemli yani, çünkü yani bilmiyorum, en son bir şey okudum. Yani biz sokağa çıktığımız anda günde gördüğümüz 10.000 tane farklı bir şey var ve yani o algıdan şu algıya, yok jilet almam lazım falan filan. Yani anladın mı, sana şunu yapman lazım, böyle gözükmen lazım, bunu yapmaman lazım dedirten o kadar çok şey var ki etrafında. Habire, seni sorgulayan, sorgulatan, yani bir ton şey var. Sınırlayan. Yani her şey var, anlatabiliyor muyum? Yok kullandığım araba yeterli mi? Yok saatim yok bana ne der? Yok şey falan filan, yani bir ton şey hep sen yeterli misin dedirtiyor. O yüzden de yani şey, onların hepsini bir atabilmek için, bir gene reset tuşuna basabilmek için kendi adına, hayır ben kim olduğumu gayet iyi biliyorum, ne istediğimi gayet iyi biliyorum, hedefimin neler olduğunu gayet iyi biliyorum, nasıl bir insan olduğumu gayet iyi biliyorum demen için
Bence şey yapman lazım, kendine o alanı ve o zamanı vermek zorundasın. Bu kalkar kalkmaz, atıyorum dua edersin 15 dakika, 20 dakika, kitap okursun, yoga yaparsın, pilates yaparsın. Ben spor yapıyorum. Senin meditasyonun spor. Benim meditasyonum spor. Peki o sporu yaparken de aslında bununla ilgili bağlantılı bir noktadan yapıyorsun bildiğim kadarıyla. Öyle nasıl? Anlatmıştın program öncesi. Yani dağcıların yaptığı özel bir trainingle uğraşıyorsun. Tabii ki dağcılar da çok içsel yolculuk üzerinden İlerleyen bir spor dalı ya da işte onlar kendi yaşam tarzları diyelim. Günün sonunda şu önemli, yani sen kendinle bir sınava giriyorsun. Bak bugün evet bunu yaptım, bunu başardım, bu kadar kalori harcadım, yaktım. Yani o değil de yani o başarma hissi. O çok önemli bir şey ve ben mesela sabah kalkar kalkmaz spora gitmek istiyorum. Çünkü ben her sabah bir şeyi başarmış olarak günümü başlamayı tercih ediyorum ki görüyorum ki bir faydası var. Yani o ne olursa olsun yani anladın mı? Bir fiziksel bir eyleme geçiyorsun ve onu başarmış çıkıyorsun. Yani bence fizikselden daha ziyade mental bir şeye gidiyorsun. Mental bir egzersize giriyorsun. Bunlar önemli şeyler ya. Şeyi soracağım bu arada, araya gireceğim. Çünkü sadece spor değil, bir yandan hayatında başka şeyler de var diye tahmin ediyorum. İki tane tüy aldım, onları soracağım sana. Bir tane tomahawk balta gelmiş ve onun üzerine ahşap bir çalışma yapmışsın. Bir, öyle bir şey aldın. Evet, evet. İki de kafan çok sıkın olduğunda ve meşgul olduğunda bulaşık yıkıyormuşsun. Bu ikisi, bunlar tabii hobi değildir ama biri hobi, birisi aslında zihni boşaltma çalışması ama mesela yemek kültürü veya buna benzer böyle bu iki örnek üzerinden de açarak da söyleyebilirsin tabii ki. Farklı egzersizler yapıyor musun? Mental egzersizler. Uzaklaşmak için spor dışında. Yani ama ahşap olayı ilginçmiş, onu sordum. O liseden beri var olan bir şey. İşte babamla garajda şey kurmuştuk. İşte ahşap çalışmaları yok. Bir tane dolap gibi bir şey yapmıştık. Ama yani şey diyorsun, tamam dolap yaptım, şimdi ne yapabilirim bunun üstüne? Ondan sonra ismini hatırlamıyorum ama bir alet var. O şeyi, ahşabı yakabiliyorsun ve böyle değişik paternler, değişik şeyler yapabiliyorsun. O yüzden şimdi şeye başladım. Balta fırlatma. Ve şey yapmaya başladım, işte baltanın üzerinde şey, yani o benimseme. Zagor gibi. aynen. Peki son bir soru. O kadar dolaşmandan bahsettik yani, ülke ülke dolaşmandan çocukluğunda. Şimdi işte sektörde Netflix'in ağırlığı var, başka dijitalleşme var ve farklı işte Roma en son sonuçta Netflix'te gösterime girdi sinemalarla beraber. Çok beğendin iyi filmi. Filmi bayıldım. Süper. Bayıldım. Cuarón'un filmi. Sen peki hem kendi geleceğinle beraber Netflix'i de düşünerek ya da bu tip dijital OTT ortamları da düşünerek nasıl görüyorsun? Senin de yönün farklı, tekrar o tarafa doğru gider mi? Yoksa o yönle beraber nasıl bir gelişim olacak? Geleceği biraz tahayyül etmeni rica edeceğim sonra. Tabii. Bence zaten yani eğer bu mesleği yapıyorsan o artık kaçınılmaz bir şey. Dijital dünya. Bence stüdyolar da onun farkında. Herkes onun farkında. İsterim de yani şey, ama gelecekle alakalı yani biraz o şeyi kurmak istiyorum ya da o şeyin parçası olmak istiyorum. Hollywood'la buranın arasındaki köprü. Yani çünkü şey çok üzüyor beni. Her seferinde Amerika'ya gittiğimde ve toplantılara giriyorum habire. Yok yapımcılarla, yok kas yönetmenleriyle falan filan. Çoğu MIPCOM'a gitmeyen yapımcılardan bahsediyorum. Hiçbiri Türkiye'nin farkında değil. Hiçbiri Türkiye'nin bu piyasanın ve yaptığımız işin ve yaptığımız işinin kaç milyon kişiye dokunduğunun farkında değiller. Bu çok üzücü bir şey. Çünkü anlatmaya başladığında bayağı ağzı açık seni dinliyor. Şimdi onun çok suçu değil farkında olmaması. O bizim suçumuz. Çünkü biz bunu çok doğru lanse edemiyoruz, çok bir iletişim kuramıyoruz. Yani yurt dışı ile iletişim kurmak şu değil. Hadi MIPCOM zamanı geldi, Cannes'a gidelim ve orada işte yemeklerimizi yiyelim ve dizilerimizi satalım değil.
Yani iş birliği de olabilir. Satma, yani bu artık ticaretten çıktı zaten. Çünkü artık o şirketler burada Netflix gibi bir takım şeyler yapmaya başlıyorlar. Yani bizim bence cidden bir öncelikle kendimizi iyi temsil edebilmemiz lazım. Hı-hı. Şey anlamında, yani burada çok ciddi bir sektör var. Hı-hı. Yani sizden sonra biz ikinciyiz ticaret konusunda bu olayda ve yani şey demek lazım, yani gelin burada çalışın bizimle. Yani işte bir arkadaşım şimdi sanat yönetmeni, Budapeşte'ye gidecek 9 ay dizi çekmek için. Hı-hı. Tamam, güzel, Budapeşte güzel, Romanya güzel, Bulgaristan güzel ama yani Türkiye var ya, yani ve burada bayağı deli gibi dizi çekiyoruz, film çekiyoruz ama onlar gelmiyor buraya çekmek için. Geldiklerinde biraz pişman oluyorlar. Bunları düzeltmek lazım ve ben yani inanıyorum ki bunları çok rahatlıkla düzeltebiliriz ama o iletişim çok önemli. Yani şey değil, işte dediğim gibi, tamam herkes oraya gittiği için oraya gidelim. Ya peki ne yapılmıyor da yapabiliriz? Bence bunu hep, yani zaten her alanda bunu sorgulamak lazım. Ne yapılmıyor da yapmalıyız? Ne yapılıyor da yapalım değil. O zaten yapılıyor, boş ver onu ya. Yani ne yapılmıyor da yapayım? Olmuyor, bardağın biraz o, daha farklı yani, tarafına. Aynen boş öyle yani. Tamam, yani bardak boşsa doldurayım. Bardak boşsa hadi başka bir bardak bulayım değil. Mesela niye büyük prodüksiyonlar gidip işte Fas'ta, demek ki orada bir imkan buluyorlar ve çekiyorlar değil mi? Ya tabii yani. Prodüksiyonlara. Ya da yani olay sadece Amerika değil. Tabii ki. Yani anladın mı? Yani İngiltere var, Fransa var, İspanya evet. var, Çin var. Yani ben Çin'de film çektim. Hı hı. Ve burada bir sürü yapımcıya gösterdim çektiğim platolara, tanıdığım yapımcıya. Şey diyorum yani, abi burada gel Çin'le bir film çekelim ya da Çin'le bir şey yapalım. Yok ya falan. Niye yok? Çünkü yapılmadı daha önce. O zaman yap. Niye yap? Yani anlatabiliyor muyum? Hı. Yani bilmiyorum ya. Risk almak çok önemli bir şey. Çünkü yani gene şeye gidiyor. Yani, konfor alanından çıkmak. Yani risk almak. O ilk yani lisede işte lise 1'de duyduğum ilk cümleye gidiyor. Yani bu hayat senin hayatın mı, bir kez yaşıyorsun? Ne yapacaksın onunla? O çok önemli bir risk şey. Risk almadan olmaz. Ya çünkü bak şu önemli değil ya. Yani çünkü bence bir sürü insan buna çok önem veriyor. İşte yaptın da olmadı. Tamam da bana kattığı şeyleri göremiyorsun belki. Ama ben biliyorum. Ve sen şu andan bahsediyorsun ya, ben yarını düşünüyorum. Yani bunlar çok önemli şeyler. O an yaşadığın şey, şu anı boş ver. Şu an olmamış olabilir. Şu an başarısız da olmuş olabilir. Mesela yaşamayanlar. Vampir dizisi falan filan. Elbette. Çok daha iyi olabilirdi, çok daha şey olabilirdi, şu falan filan. Yani şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum çünkü hem yapım tarafındaydım hem oyuncuydum. Ama ben yani şuna çok mutluyum. Biz bir vampir dizisi yaptık. Kötü, iyi falan filan önemli değil. Yaptık ve inşallah biri de bir zombi işi yapar ya da bir salgın işi yapar, başka bir şey. Ya anlatabiliyor muyum? Tabii ki. Yani başka bir şey yap. Futuristik ve yani, başka şey. Aynen öyle yani, ne olacak yani, bilmiyorum. Meyve çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Ya bu sohbet çok uzun devam eder. Bence de etsin ama, ya. Ama ya bir noktada part 2 yaparız. Olur. Bir sene sonra. Star Wars bir sene sonra. Episode 2 aynen, yaparız. Aynen. Ağzına sağlık. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Ben çok memnun oldum. Çok çok sağ ol. Evet, biz de veda etmemiz gerekiyor. İz bırakanlarda Kerem Bürsin'i ağırladık. Umarım keyif almışsınızdır. Yine tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.